Tutuklu komutanlardan bayram mesajı var. Balyoz davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan subaylar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'na sitem dolu birer bayram tebriği gönderdiler. Bakalım o tebriklerde neler yer alıyor? Şöyle mektup: Sayın Orabiral Bülent Bostanoğlu, devletimiz, milletimiz ve vatanımız uğrunda nice hizmetler veren, halen komutan makamını işgal ettiğin Deniz Kuvvetleri'nin birer üyesi olan bizler, Kurban Bayramınızı sağlık ve mutluluk dilekleriyle kutlar, özgür günlerimizin devamını dileriz. Hukuk süreci tamamlanmadı. Çok güzel şeyler olacak söylemlerinizle devam eden süreç, Yargıtay'ın hukuksuzluğu onaylamasıyla sonuçlandı. Deniz Lisesi'nden itibaren lekesiz, tertemiz, muhafaza ettiğimiz üniformalarımıza yağan iftira yağmurunun ilk günkü azim, irade ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybettirmediğini vurgulamak isteriz. 9 Ekim'de verilen Yargıtay kararı neticesinde Hastal'da tüm kara kuvvetlerine mensup subaylar tahliye olmuş, 45 denizci ve 2 jandarma olmak üzere toplam 47 kişi kalmış durumdadır. TCG Hastal'ın bugüne kadar gösteremediğiniz komutanınızdan çıkmasının omuzlarınızdan büyük bir yükü kaldırdığı inancıyla siz komutana TCG Hastal'dan iyi seyirler dileriz. Bismillah, makinalar tamam, TCG Hastal personeli diye noktalanmış mektup. Necdet Özel'e gönderdikleri mektup, tebrikte de komutanlar yaşananlara sessiz kalanların vicdani rahatsızlıklarının bir ömür boyu kendilerini takip edeceğine şüphemiz olmadığını ifade ederiz dediler. Evet, Balyoz davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan komutanların hem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e hem de Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'na gönderdikleri mektup böyle son derece çarpıcı ifadeler içeriyor.